arkadaşlar, öncelikle iyi çalışmalar dilerim. Sorumuza bakalım. 9x üzeri 4 artı 3x kare artı 4 eşittir px çarpı qx ifadesi verilmiş. Px ve qx'in kat sayıları tam sayı ise px polinomunun x artı 1 ile bölümünden kalan en çok kaçtır diye soruyor bize. Şimdi arkadaşlar, polinomlarda bu şekilde iki tane çarpan verildiyse bu ifade çarpanlarına ayrılıyordur ve biri px polinomudur, diğeri qx polinomudur. Öncelikle ben px'i elde etmeye çalışmalıyım. Px elde etmek için burada ne yapabiliriz? İlk aklımıza gelen dönüşüm olur, değil mi? Buraya a dersek eğer, bu ifade ne olacaktır? A kare. Peki akabinde ne yapacağım? 4'e de 2'nin karesi diyeceğim. Burada bir tam kare var mı acaba? A artı 2'nin karesi olsaydı bu ifade nasıl olmalıydı? Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ortada gelmeliydi. Yani birinci ifademiz eğer 3x kare ise 2 ile çarptığımda 6x kare. Ortadaki ifade 12x kare olmalıydı ama değil. Ne yapacağım o zaman? Terim ekleyip çıkaracağım. Terim ekleyip çıkararak bu ifadeyi çarpanlarına ayırmaya çalışacağım. 9x üzeri 4 artı 3x kare artı 4. Ben 12x kareye ihtiyaç duyduğum için 9x kare ekliyorum ve aynı şekilde 9x kareyi çıkarıyorum ki ifademin değeri değişmesin. Kime eşit arkadaşlar? Px çarpı qx'e. Şimdi bakın, burada çok dikkat edin arkadaşlar. Şu iki ifadeyi topladığımızda 12x kareyi elde edeceğimiz için bu ifade aslında şöyle olacak. 9x üzeri 4 artı 12x kare artı 4 eksi 3x'in karesi eşit olacak yine px çarpı qx'e. Şimdi şu ifade kimin karesi arkadaşlar? 3x kare artı 2'nin karesi. Bakın, birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Bunun karesi. Eksi. Bu ifade kimin karesi? 3x'in karesi. Öyleyse arkadaşlar, ben bu ifadeleri iki kare farkını kullanarak şu şekilde yazabilirim. 3x kare artı 2 eksi 3x çarpı 3x kare artı 2 artı 3x. Bunlardan biri px, biri qx. Fakat hangisinin olduğunu bilmiyorum. Bana diyor ki x artı 1 ile bölümünden kalan en çok kaçtır? Öyleyse ben bu iki ifadenin x artı 1'e bölümünden kalanını bulayım. Nasıl buluyorum? X artı 1'e 0'a eşitleyen x değerini alıyorum. Polinomlarda yerlerine yazıyorum. Polinomu götürdüm. Yerine yazdım eksi 1'i. Ne gelecek? 3 artı 2 artı 3'ten 8 geldi. Burada x yerine eksi 1 yazıyorum. 3 artı 2 eksi 3'ten 2 geldi. Öyleyse px polinomunun x artı 1'e bölümünden kalan en çok 8 olabilirmiş.